Merhabalar sevgili izleyenler. Bir Bunda Konuşalım programında daha karşınızdayız ve bugün yine iki değerli konuğum var. Müsviyat Kayseri Şube Başkanı Sayın Mehmet Kütahneci. Hoş geldiniz Hoş başkanım. Hoş bulduk kardeşim. Ve yine Müsviyat Başkan Vekili Ferhat Akmermer. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk kardeşim. Evet, sevgili izleyenler, tabii ekonominin son durumu şu an ciddi manada gündemde. Kur fiyat artışları, hükümetin buna karşı faiz indirmesi, ekonomi çevrelerinin çok bugünlerde toplantı yapması ve en son yine dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında önemli gündem maddelerinin içerisine ekonominin de ele alınmış olması ve yine Merkez Bankası Başkanı, bankaların genel müdürleri, Banka Denetleme Kurulu Başkanı bir araya geldi ve yine bu konuyu değerlendirdi. Bu konular üzerinden değerlendirmeler yapacağız değerli konuklarımla birlikte. Tabii burada hükümet kendi ekonomik politikasını uyguladığını ifade ediyor. Muhalefet ise bunun karşılığında özellikle bazı marjinal gruplarla birlikte, özellikle Ankara ve İstanbul'daki bazı aslında fakir fukaranın çok olduğu değil de tam tersi bunun olmadığı, durumları iyi olan semtlerde bazı hükümet istifa sesleri yükselmeye başladı. Ve seçim, erken seçim çağrılarını muhalefet dillendirmeye başladı. Bu iki konu üzerinde yine konuklarımın değerlendirmesini alacağız. Evet, MÜSİAD son bir yılda yaklaşık 4 ülke gezdi. Hatta Mehmet Başkan herhalde 5 ülke Etiyopya ile birlikte, 2 Afrika ülkesi, Kıbrıs ve Suriye gezileri vardı. Hem Fas gezisini 5 günlük hem de geçtiğimiz hafta yine her iki başkanın da arkadaşlarıyla birlikte 4-5 kişilik bir grupla yine Azerbaycan'da, kardeş ülke Azerbaycan'da, Bakü'de bir programa katıldı. Bunları değerlendireceğiz. Evet Mehmet Başkan, ekonominin son durumu az önce ifade ettiğim bağlamda hükümet diyor ki biz milli ekonomi üretim çerçevesinde ve istihdamı artıracak pozisyonda faizleri indirdik ve bundan sonraki süreçte biraz buradan gideceğiz diyor. Karşı taraf muhalefet de tabii bunu fırsata çevirerek tabii kur fiyatları ciddi manada artıyor baktığımız zaman. Dolayısıyla hayat pahalılığı da mevzu bahis bu konuda. Buradan yola çıkarak erken seçim çağrılarında bulunuyor. Siz neler söylemek istersiniz bu iki konu üzerinde? Şimdi tabii yani ekonomi dünyada olanlardan bağımsız bir şekilde sadece Türkiye'deki siyasi bir perspektiften, iç siyaset perspektifinden bakarak yorumlamak bizim açımızdan çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 2 yıldır süren bir pandemi süreci var. Bu pandemiyle birlikte işte tedarik zincirinin bozulması, ham madde ve diğer ürünlerin ihtiyaç sahibi olan ülkelere ulaşması, üretilmesi, imal edilmesi ve yerine gönderilmesiyle ilgili bir yığın problem var. Ve bu problemler sadece bizim ülkemizde değil, hem Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın birçok ülkesinde sıkıntılara sebebiyet vermiş durumda. Dünyada hiç alışık olmayan, enflasyonda tanışmamış, görmemiş birkaç ülkede bile ciddi enflasyon oranları olmaya başladı ve halk sıkıntılar, daha doğrusu kendi açısından problemler yaşamaya başladı. Avrupa'da Amerika'yı bunu örnek olarak gösterebiliriz. Dünyada bütün bunlar olurken sadece bizim ülkemizde bambaşka, işte kendi ülkemizin içinde sebeplerden ötürü oluşmuş bir ekonomik bir durum var gibi bakmak çok doğru olmaz. Görmüyoruz. Çünkü yani dünyada biz sonuçta Türkiye küresel bir aktör pozisyonundayız. Her ne kadar bizi böyle görmek istemese de kendi içimizde yaşayan bir takım vatandaşlarımız, ama durum bu şekilde. Yani bir diğer taraftan da aslında üretim ekonomisi, imalat ekonomisine geçtiğimizin de bir göstergesi. Yani biz iş adamları olarak tamam, döviz arttı. Dövizin artmasını istemeyiz. Ama faizin artmasını da istemeyiz. Hareketli, çok fazla bu kur değişiklikleri de iyi değil bizim açımızdan, istikrar açısından. Fakat işte az önce bahsettiğim cümleye, ilk kurduğum cümlelerden hareketle, ya dünyada olanlardan bağımsız bir şekilde bunu yorumlamak doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir takım olaylar var. Onlar dünyadaki tüm ülkeleri etkilediği gibi bizim ülkemizi de etkiliyor. Ve biz de buna göre konum almalıyız, tavrımızı ona göre geliştirmeliyiz diye düşünüyoruz. Tabii bu durum kısmen imalat ve ihracat yapan firmalarımızın çok işine de geliyor aslında. Hani cari açığımızın uzunca bir zaman sonra
işte artıya doğru geçeceği beklentileri çok yüksek. Çünkü üretim, imalat, istihdam ve ihracat noktasında ciddi adımlar atılmaya başlandı ve Türkiye'nin jeolojik, jeopolitik ya da haritadaki durumunu ele alacak olursak, hani 4,5-5 saatlik bir uçak yolculuğuyla dünyanın çok ekonomik alandaki bir alana ulaşabilme imkanımız var. Bugün diyelim Avrupa'nın en uç noktasındaki Lizbon, Portekiz limanına biz, Türkiye'den bir malın ulaşmasıyla Çin'den bir malın ulaşması arasında ciddi zaman farkları var. Kaldı ki şu anda hani Çin'de elektrik üretiminde bile bir problem var. Tedarikle açısından problemler var. Hani bunları ülkemiz fırsata dönüştürüp şu anda hani ekonomide bir problem var, sıkıntı var. Evet, bir şeyler var. Bunu fırsata dönüştüreceğimiz kanaatinde olumlu bakıyoruz. Bu günlerin atlatılacağı düşüncesindeyiz. Ama bir taraftan da açıklamaların sorumlulukla yapılmasını, evet, hem hükümet tarafından hem de özellikle muhalefet tarafından itidalli olunmasını, çünkü anlık tepkiler veya anlık açıklamaların bu kurların hareketlerinde olumsuz yönde etkileme yaptığını geçmişte gördük ve bunlara dikkat edilmesi hususunda söylemlerimiz var açıkçası. Sonuç olarak hani yakın ya da orta vadede iyimser bir düşüncedeyiz. Evet. Bu anlamda biz kendi açımızdan. Şimdi hükümet kanadı ve özellikle yoğun bir kesim kurun bir operasyon olduğunu, kur fiyatları bugün artmıyor. Yani geçtiğimiz son 1,5-2 yıldır bu zaman zaman yapılıyor ve bunu açıktan da yapıyorlar aslında. Yani Wright Brunson olayından sonra ciddi manada darbe yedik bu anlamda. Yine bugün yani olağan dışı bir artış var. Yani şimdi az önce ben programa girmeden önce baktım. Euro en son 13.74, dolar 12.17, hatta euro 15'i dolarda 13.5'u görmüştü. Yine özellikle ben Ferhat Başkan'a da onu soracağım. Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirinin Türkiye'ye gelmesi ve 10 milyar dolarlık doğrudan yatırım. Doğrudan yatırım ve devamı gelecek mevzusu var. Evet. Yani diğer taraftan da bir kesim, özellikle muhalefet kanadı, AK Parti'nin içerisinden çıkmış ve bugün parti kurmuş isimler bile ya ne alakası var, operasyondan bahsediyorsunuz, dış güçlerden bahsediyorsunuz, her şeyi oraya bağlıyorsunuz diye bir siyasi söylem de var. Yani siz ne nasıl görüyorsunuz? Bu bir operasyon mudur? Kur üzerinden bir oyun mu var? Ya kurun bu kadar köpük üstüne köpük, köpük üstüne köpük artması tabii en normal görünmüyor. Evet. Biz tabii hükümet kadar çok canlı kaynağından izleyemiyoruz. Haber kaynaklarından ancak takip edebildiğimiz kadar yorumlayabiliyoruz. Normal olmadığı açıkçası görünüyor. Fakat ben az önce de bahsettim. Yani sonuçta hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Olumsuz ya da olayı başka bir noktaya götürmek için yorumlamalar yapmaktansa, yani işte tamir edici ya da itidalli bir şekilde veya tavsiye, olumlu tavsiye edici, eleştirici yönde açıklamalar yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii, bu gibi durumlarda. Sonuçta sorumlu. Ülkemizin menfaati çok önemli. Varsa bir sıkıntı, o sıkıntıyı hep birlikte atlatacağız. Buradan da şu söylemi geliştirmeyi de doğru bulmuyoruz. Çünkü iş adamları zırt pırt seçim olmasından, seçim ekonomisinin oluşmasından. O da ciddi bir yük oluşturacak seçime gittiğimiz zaman. Biz o tarafta değiliz. Biz açıkçası seçimlerin zamanında yapılması kanaatindeyiz. Çünkü biz bir planlama yapıyoruz. Birçok iş adamı yatırım yapıyor. O yatırımın bir amortisör süresi, bir maliyeti vesairesi, şusu busu var. Çok kısa aralıklarla seçimler olması bunların alt üst ediyor açıkçası. Doğrudur. Dolayısıyla seçimlerin zamanında yapılması doğru bir şey. Her olumsuz olayda erken seçim düğmesine basmak doğru görmüyoruz biz açıkçası. Eyvallah, iyi niyetle görmüyoruz. Bazen de siyaseti, yani muhalefet demek bence mevcut olan duruma göre katkı sunmak demek ama her ya hiç mi güzel bir şey yok diye bakıyorsunuz, her şey eleştiriliyor. Ya burada da bir açık ve net belli bir operasyon var. Bunu biz inanıyoruz ve söylüyoruz. Evet. Zaten belli. Yani bunu başka türlü anlamak mümkün değil. Ferhat Başkan'a da soracağım şimdi. Yani burada hemen seçim demek, madem ekonomi çok kötü, ülke battı diyorsunuz, iddia ediyorsunuz, nasıl seçime gideceksiniz bu iddia ettiğiniz ekonomiyle diye baktığın zaman çok da gerçekçi gözükmüyor.
Ferhat Başkan, şimdi bakıyorsunuz hükümet bir taraftan bu kur operasyonudur ama biz burada dik duracağız. Topyekun hep birlikte halkımızla, vatandaşımızla evet. bu işin üstesinden geleceğiz diyor. Bir taraftan operasyon kuruyor ama bir taraftan da yeni bir ekonomi modeli uyguluyor dedik. Öncelikle 200 baz puan, sonra da 100 baz puan, toplamda 300 baz puan faiz indirimi var. Devamı da gelecek gibi Devamı gözüküyor. Da gelecek gibi gözüküyor. Evet. Bunu yaparak baktığımız zaman özellikle yatırımcının önünü açarak kredi alabilme kapasitesini artırıp aslında milli üretime, milli tarıma, milli ticarete, milli savunmaya yönelik ithalatı azaltarak ihracatı artırmak ki yine geçtiğimiz günlerde ihracat rekoru kırdı Türkiye baktığımız zaman. Bu anlamda da cari açığın da ciddi manada artıya doğru gittiğini görüyoruz. Evet. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Size sorayım efendim. Ya şimdi Erdinç Bey, dün akşam ilginç bir şekilde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, aynı zamanda bizim müsait camiamızdan da çıkmış Doktor Nurettin Nebati'nin bir gece yarısı tweetlerine şahit olduk. Yani çok ilginçtir. Hani bakan yerine bakan yardımcısı tweet attı dün. Evet. Şahsen sanki herhalde bu noktada da bir sürpriz bekliyor Türkiye. İyi diyebilirim. Ben onu soracaktım aslında. Şimdi, biraz bakan daha mı aktif olması lazım aslında? Ya aslında şöyle, almıyorsa bir sıkıntı mı var? Ben geçen haftaya gidip Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında yaptığı faizle destekçileriyle olan arkadaşlarımla bir arada yürümem cümlesi çok ilginçti. Tabii. Yani şimdi biz kurun üzerindeki baskıları Merkez Bankası'nın faiz indirimine bağlı olarak artmasını anlayabiliriz. Bütün dünyada böyle bir refleks verir. Piyasa buna fiyatlar. Yani 100 bas puan faiz indirdiniz. Bunun karşılığı bugünkü Türkiye'deki gayri safi yurt içi hasılayla faiz oranları ve bunun 100 baz indiriminin 1.16 TL kura ortalamada baskı yapmasını evet. bekleriz. Değil evet. mi? Ama şimdi ilginç bir şekilde Cumhurbaşkanı grup toplantısında bunu söylüyor. Tak 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 2 lira birden dolar koyuyor üzerine. Bu geçtiğimiz 2 gün önce, 3 gün önce yaşadığımız kurdaki bu anormal yükselişin bir defa iktisadi bir açıklaması yok. Yani bunu altını özellikle çizmek Doğru. lazım. Kabine toplantısından sonra bir kurtuluş, ekonomik kurtuluş savaşıdır cümlesinden sonra herhalde ertesi gün bu savaşa karşılık bir mermiydi bu evet. gelen karşı taraftan. Çünkü normal şartlarda yine diyorum iktisadi temellerden uzak. Anlık 13.70'i gördü. Yani bunu tahtalar kaydetti. Dolar değil mi? Dolar 13.70'i görüp 12.15, 12.20 seviyelerinde evet, akşam şey kapandı. Bunların hepsi tamamen spekülatif, manipüle edilmiş. Kurun üzerindeki ve gerçekten de hükümet kanadının da bu noktada yapmış olduğu çalışmanın direncini kırmakla alakalı ve muhalefetinle beraber bunu Türkiye'yi seçim şartlarına götürmek, yani Türkiye'yi bu noktada sokak karıştırmalarına kadar götürecek şekilde bir kurgunun planlandığı ki belli ediyor kendisini. Biden'ın da bir seçim kampanyası cümlesi vardı. Erdoğan'ın gitmesi için muhalefete destek olacağız. Destek olacağız diye. Ya bunların hepsini hafızamızda. Aslında bu bizim faizle ilgili mücadelemizde tam 5-6 yıl önce biz sizinle bir program yaptık. Yine bu stüdyoda Öyle yaptık. Mi? Hatırlar mısınız? Gezi olaylarından 1,5 evet, yıl sonraydı. Evet, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde %4,5'lara faiz oranının düştüğü 2013 yılı ne yazık ki Mayıs aylarıdır. Doğru. Ve o günün şartlarından baktığımızdan itibaren Türkiye faizi düşürmeye çalışırken birileri Türkiye'de faizi yükseltmeye ve hükümeti bu noktada karar almaya zorluyor. Ve bu noktada da ne yazık ki milli bir ekonomi yapma şansını şimdi bazen bazı konularda iktidar oluyorsunuz ama müktedir olamayabiliyorsunuz. Dün akşam ben biraz önce bakan yardımcısının tweetlerinden öyle bir örnek verdim. Sanki bu noktada artık her şey göze alındı. Evet. Kendi ekonomi sistemimizle alakalı bu noktada üretime, istihdamın artışına, yüksek kur, düşük faizle alakalı özellikle pandemi koşullarından sonra dünyada arz üretimindeki sorunların ve lojistik sıkıntıların biraz önce Başkan Bey'in de ifade ettiği Türkiye'nin bu noktada coğrafi avantajlarının bulunduğu bir dönemde hükümet diyor ki ben yüksek kura razıyım, düşük faizde tutacağım. Üretimi, ihracatı ve özellikle ithalatın ikamesi olan ihracat noktasında bir yön almak noktasında iradeli ve dikte duruyor. Yani bu noktada bizim de buna bugün sahip çıkmamız, destek vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum iş dünyası olarak. Elbette etkiliyor bunlar. Hani bazen bizi eleştiriyorlar da yani işte siz çok şey hükümete yakın konuşuyorsunuz, işte müsait hükümete çok yakın falan diye ama şimdi bu noktada yapacağımız şey bizim ülkenin bütün anlamda entegre bir şekliyle bununla mücadele ederken farklı sıkıntı var. Ya bunu kimse inkar etmiyoruz inkar etmiyor yani. Zaten. Ama bunun elbette sonunda
karşılaşacağımız tablonun şahsen biz mantıklı olduğunu, bu yüksek kurla, düşük faizle yatırım ortamı iyileşirse, ki zaten bunun olacağını bildikleri için birileri seçim yani bir kaotik ortam oluşturalım. Türkiye sanki seçime gitmek durumunda olan bir ülke gibi. Ya Allah'tan korksunlar. Geçen yıl, bir yıl önce deprem olmuş İzmir'de, bugün konutları teslim etti bu devlet. Evet. Yani bu noktada biz bu ekonomideki iradeye güvenelim, sahip çıkalım. İnşallah ben önümüzdeki bu süreçte Türkiye'nin 2022 yılı içerisinde özellikle çok da savunma sanayinde olduğu gibi %15'lerden alıp %85'e getirdiğimiz oranlarda bu cari açığımızı sıkıntıya sokan özellikle enerji ithalatımız çok fazla. Bu noktada da hem Doğu Akdeniz'de hem Karadeniz'de bulunmuş doğalgazın işlenmesi noktasında bunların her türlü kümülatifinin bir sepette değerlendirildiği bir ekonominin Türkiye'nin hayırlı olacağına inanıyorum. Şahsen öyle değerlendiriyorum. Yani özellikle bu faizlerin, kredi faizlerinin düşmesiyle iş adamlarına teşviklerle, iş adamlara üretime yönlendirilmesi noktasında artışlar olduğunda Ferhat Bey'in bahsettiği o şey çok daha hızlı geri gelecek. Yani İnşallah. Üretim ve ihracat çok ciddi yol alacağız. Yani üretime giren iş adamlarımız, yani rant ekonomisi veya iç piyasadaki başka türlü rantla elde edeceğimiz kazançları üretimle elde etmeye çalıştığımız zaman iş adamları olarak biz bunu ülke ekonomisine inanılmaz bir fayda olarak dönüştüreceğimiz kanaatindeyim. Şimdi efendim Çin baktığım zaman inanılmaz bir üretim üstüydü. Ama pandemiyle birlikte Çin önemli bir anlamda zemin kaybetti. Ve yine Asya ülkelerinde de bu tedarik noktasında biraz Avrupa'nın ve bu tarafın güveni zayıfladı. Zaten uzaklıktan kaynaklı, mesafeden kaynaklı da pahalıya da mal oluyor. Dolayısıyla Türkiye biraz bu anlamda ön plana çıktı bence. Yani üretim üssü olacak, tedarik zincirinin bu tarafa kaydığı bir pozisyonda tabii ki yatırımcının önünü faiz düşürerek açarsınız. Biz bir. Bunu fazla gördük aslında. Evet, enflasyonun düşük olması için de faizi düşük olması lazım. Niye? Üretim yapacaksınız. Üretim yapabilmek için de bankalardan faiz alabilecek bir yatırım yapmanız lazım. Pozisyona gelmesi lazım. Dolayısıyla burada hiçbir bence de yanlış bir adım yokken, yani bir anda seçim çığırtkanlığı yapmak, bir anda sokaklara çıkmak aslında ben de çok iyi net olarak görmüyorum. Ama sevindiğim bir konu, başkanım ben bugün size attım, şu var. Yani sıkıntıyı çeken halk değil de iki tane büyük şehir olan Ankara ve İstanbul'da daha çok ekonomik durumu iyi olan semtlerde insanların çıkıyor olması çok sıkıntı. Birincisi takdir ediyorum, vatandaş güveniyor hükümetine. Diyor ki ben yeni bir ekonomik model uyguluyorum, sabredin hep birlikte bu işi açacağız diyor. Tepkisten öte sahipleniyor, güveniyor. Bunları ezdirmemek lazım dedim ben bugünkü paylaşımda. Evet. Diğer tarafa da fırsat vermemek lazım. Çünkü onların amacı ve gayesi belli. Belli. Dolayısıyla. Ferhat Başkanım, şimdi baktığımız zaman sizin ekonomi izlenimlerinizi ben biliyorum. Zaman zaman güzel tespitleriniz de olduğu için bunu sizden almak istiyorum. Merak ediyorum. Merkez Bankası'nın başkanı, Banka Denetleme Kurulu'nun başkanı ve tüm bankaların müdürleri, genel müdürleri bir toplantı yaptı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan nasıl bir netice çıkar? Biraz da bankalara burada şey mi diyecekler? Yani kardeşim bu iş... Buna göre pozisyon almaları tavsiye edildi. Hepimiz bu gemide yaşıyoruz. Evet. Siz de ona göre pozisyonunuzu alın. Ya şimdi şöyle... Çünkü zaman zaman faiz indirimleri özel bankalara yansımıyor. Yani. Yansımıyor. Şimdi şöyle Erdinç Bey, bir defa Türkiye böyle bir dövizin manipüle edildiği, kur baskısıyla sıkıntıya sokulduğu aslında 2013'ten sonra 3-4 tane dönem yaşadı. Evet. Kimi dünyadaki konjektürel gerçek yaşanan sıkıntılardan, kimi de bu şekliyle ülkenin üzerindeki bu kur baskısıyla oynanan bir takım manipülelerle. Evet. Ama ortada bir gerçek var. Biz 2001 yılında bir aşı olduk ekonomide. Ne aşısı olduk? Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu diye biraz önce sizin ifade ettiğiniz ihdas edilen kurum 2001 krizinden sonra Türkiye'de bir kamu kurumu olarak nitelendirildi. Bu kurumun en temel özelliği bankaların mali altyapısının sürekli bir şekliyle Merkez Bankası entegrasyonu açısından denetlenmesiydi. Şimdi ülkede bankacılık altyapısı güçlü, sağlam ve dinamik olduktan sonra bu tür şeyleri, baskıların altından kalkması
eğer içeride de bir konsolidasyon oluşursa, yani bir koordine noktasında bir, biraz önceki söylediğimiz işte seçim ortamı beklentisi gibi kaotik ortamlar olmayacak olursa, hızlı çıkılır bu krizlerin içerisinden. Ve zaten hükümet de aslında bu konuyla ilgili diyor ki ya bunun 5-6 ay sonra yansımalarını göreceğiz diyor iyileşme noktasında. Şimdi netice itibariyle burada özellikle bankalarında buna göre kalkıp bu faiz oranlarının aşağı inmesine göre anketlerini alıp bir şekliyle değerlendirmeleri lazım. Krediyi daha cazipleştirme noktasında. Evet. Buna da her zaman kamu bankaları öncülük ediyorlar. Ben bu önümüzdeki bu Aralık ayında da şahsen işin açığı bir faiz indirimi yine bekliyorum. ve kaç daha sonrasında tahmininiz da, var mı? 100 bas puan gibi. Toplamda 400 olmuş olur o zaman. Toplamda 400 olmuş olacak. Ve ondan sonrası için de bunun artık bankalardaki faiz oranlarıyla beraber yatırımın iyileştirilmesi noktasında bir durumla da daha iyileşeceğini, evet, ve bankaların da buna kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü dünkü toplantıdan çıkan hava, biraz Merkez Bankası Başkanı'nın daha sonraki açıklamalarından edinilen izlenim bu şekildeydi, bu yöndeydi. Toplantılarında devam edici açıklaması yapıldı, evet, ve en sonunda yine Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu üzerinde özellikle yatırım, istihdam ve üretimle alakalı ciddi tedbirlerin alınıp devam edeceği Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulması da önemliydi. Ya şimdi netice itibariyle ekonominiz de bir milli güvenlik unsurudur. Yani bu da en önemli. En önemli savunma o, bu tabii falan en önemlisi diyebileceğim konu. Evet. Sayın Başkanım, tabii bir anda daha önce 15 Temmuz'un finansörü olarak bildiğimiz ve kabul ettiğimiz Türkiye'nin karşısına hem Libya'da hem Suriye'de hem Azerbaycan'da birçok noktada çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin emiri Türkiye'ye geldi ve 10 milyar dolar yatırım yaptı ve devamı geleceklerini, doğrudan yatırım, evet, direkt yatırım, sıcak para değil bu direkt o anlamda. Belki sıcak para da gelecek bunun akabinde ve 100 milyar dolardan da bahsediliyor devamı gelecek. Hemen bunun akabinde az önce ifade ettiğim bağlamda muhalefet yine ya işte daha dün bunları söylüyordunuz, özellikle basına, yandaş basın diye bize yüklenildi. Daha dün bunları söylüyordunuz. Evet, bunları söylüyorduk çünkü dün bunları yapmışlardı. Doğrusu buydu ama bugün çıktı geldi, Cumhurbaşkanı ağırladı ve zannediyorum Dışişleri Bakanımız yakın zamanda gidip tekrar ikinci defa masaya oturup bu işin devamı gelecek. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eleştiriler var ama de böyle doğrudan şimdi yatırım tabii var. Tabii biz siyasetçi değiliz, hele Dışişleri Bakanlığı hiç değiliz ama gördüğümüz kadarıyla, evet, ülkelerin menfaatleri doğrultusunda diğer ülkelerle menfaatlerimiz ortak olduğu şekliyle bir takım uzlaşmaları ve işbirlikleri yapılmasından gayet normal bir durum yok. Tamam, bir vakit başka bir durumdan ötürü tepkimiz vardı. onların da, yani Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, bunların da gidip gezdiğimiz ülkelerde de bazen rastlıyoruz. Evet. Hani ülkeler orada başka şeylerle, takozlarla da karşılaştığımız oldu. Ama dönem oluyor, başka bir şey gelişiyor, durum gelişiyor. Tavırlar değişebiliyor ve ortak menfaatler oluşabiliyor. Dolayısıyla bu ortak menfaatleri de ülke menfaatleri açısından iyi değerlendirmek lazım. Niye herkesle ya da birileriyle düşman olalım, hem ticari, evet, manada hem de siyasi manada? İşte bir takım başka ülkeler, bir takım ülkeleri bize karşı kullanıyorsa, yani bu tabiri de çok da şey yapmak istemiyorum ama. Ama bu gerçek yani. Biz de muhatap olduğumuz ülkeyi kendi tarafımıza çekip ortak menfaat altında toplamayı başarabiliyorsak bundan güzel bir şey. Neden olmasın, hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak. Yani, evet, sonuçta bizim de bir takım farklı ülkelerle de ticaret yapabilme yeteneğimizin de artmış olması gerekiyor. Farklı farklı ülkelere ihracat yapmamız gerekiyor, ticaret yapmamız gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri de bu ülkelerden bir tanesi. Evet. İşte daha öncesinde hazırlıkları yapılıyordu. Tabii, geldiler. Belli anlaşmalar yapıldı. Sonrası da devam edecek inşallah. Hani mesela Katar'ı düşünelim. Birçok, hem onların sıkıntılı olduğu dönemde bizim onlara çok ciddi desteklerimiz oldu. Tabii, onlar da bizim ülkemize ciddi yatırımlar yapıyorlar. Yani ülkelerin böyle paslaşmalarından niye gocunalım, niye şey yapalım ki? Yani evet, hem yani biz iş adamıyız, ticari olarak niye, ben her ülkeye gidip ticaret yapmak isterim. Ben Abu Dhabi'de de ticaret yapmak isterim. Yatırım yapmak İslam isterim için, yani. Her gayet, ülke bir pazardır. Yani sonuçta pazar. Ben niye, doğru, düşmanca husumet içerisinde bulunuyorum? Çok bundan doğru, normal daha ne olabilir ki? Hükümetin attığı adımları doğru buluyorum bu noktada yani. Sayın Ferhat Mümeş, tabii az önce ifade ettim.
Libya'da karşımıza çıktılar. 15 Temmuz'da finansör olarak yer aldılar. Azerbaycan'da, Suriye'de yer aldılar. Ama hepsini de kaybettiler. Aslında bu bir kaybedişin neticesinde artık yaklaşalım tarzında da anlaşılabilir mi? Sizin farklı bir tespitiniz var, buyurun efendim. Ya şimdi şöyle, tabii dış politikadaki özellikle bir defa hani ülkelerin kendi bulunduğu anlık pozisyonlarından söylenen söylemler üzerinden veya yaşanan olaylar sonrasında gelişen şartlardan dolayı dönüp de sürekli dün bunu demiştiniz ama cümlesi doğru değil. Ben buna şöyle tipik bir örnek vermek istiyorum. Trump'la Kuzey Kore lideri neredeyse hani Amerika ile Kuzey Kore'nin birbirine füze atacak seviyeye gelmiş, değil mi? Doğru. Bir günde Güney Kore sınırında bir şeyde tren istasyonunda çay içtiler. Evet. Yani şimdi o zaman ne yapacaktık yani, Amerikan halkı veya muhalefeti bunu mu yapıyor? Ben bizim ülkemizde bu konuların süreklilikle işte bir defa zaten ülkemizdeki en temel sorun muhalefet sorunu. Yani daha doğru düz şeylerle alakalı muhalefet edileceğine bu tür şeylerle ilgili ediliyor. O açıdan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri evet o günkü şartlarda orada duruyordu. Ama bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımız ölçü sadece kendi şeyi değil. Yani netice itibariyle biz Orta Doğu'daki hangi ülkenin, hangi büyük gücün uydusu olduğunu biliyoruz. Evet. Yani belki bunları burada çok açık söylemek çok doğru olmaz ama netice itibariyle bizim o uydusu olan ülkelerle olan ilişkimize iyi bakmak lazım. O mihvalde de şu anda nereye evrildiğine bakmak lazım. Şimdi Mısır'da bizim da attığımız avantajımızaysa ya şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'de Libya ile beraber adım attığı aslında sorunları da çözerek gidiyor. Ama burada siz çok temel bir şey söylediniz biraz önce. Sizin gücünüz yoksa sizin attığınız adımların hiç kimse kale almaz. İşte bugün savunma sanayindeki bir SİHA İHA gücünüz özellikle Doğu Akdeniz'de hadi gelin bakalım dendiği noktada oradaki insanların yeniden oyunun kartlarını kurmasını gerektiği noktada Türkiye-Mısır ilişkileri başka bir hale geldi. Normal şartlarda Hafter'e en büyük desteği Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri veriyordu. Hı. Şimdi orada Hafter'in organizasyonu özellikle Türkiye'nin verdiği lojistik destekle dağıldıktan sonra şartlar değişti. Hı. Şimdi o açıdan dolayı burada ülkenin bekası için, memleketin menfaati için bu şartlar güncellenir, yeniden şekillendirilir. Evet, biraz önce siz söylediğiniz 10 milyar dolar varlık fonunun içerisindeki şirketler üzerinden doğrudan yatırım. Ama bunun şimdi bizim gibi iş dünyasında ki bize genel merkezimizden yaklaşık 4-5 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili hem fuar çalışmaları hem de yatırım fırsatları ile ilgili toplantı metinleri geldi. Buyur. Yani arka tarafta başka türlü tabii de bunlar yürüyor bir şekilde. Yürüyor yani bir şekliyle. O yüzden dolayı ben bunların çok doğru ikilemler olmadığını ve buradan da muhalefete bir şey çıkacağını düşünüyorum. Evet, yani. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Binali Yıldırım'ın aksakallı olarak görevlendirildiği Türkiye Cumhuriyetlerle bir birliği de var. Özellikle siz iş insanları açısından baktığımız zaman kaç tane ülke varsa orada 7 zannediyorum. Ben öyle tahmin ediyorum. 6 olur, 7 olur, 8 olabilir. Sonuçta 7 tane ayrı pazar açılmış oldu. Tüm iş insanlarımız için, Türkiye için. Dolayısıyla Türkiye burada aslında çok da ciddi bir mücadele ve güzel adımlar da atıyor baktığımız zaman. Dolayısıyla bize de umut veriyor. Karamsarlığa kapılmak lazım diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, tabii az önce sunumda da ifade ettim. Müsiyat 4, siz 5 ülke gezdiniz son yaklaşık bir yılda. Ben şimdi baktım 6 olmuş. 6 mı olmuş? Bir tanesini atlamışız. Hangisi o? Özbekistan atlamışız. O. Evet. Şimdi sevgili izleyenler, tabii Suriye gezimiz vardı. İnsani bir geziydi orası. Gittik orada değişik hediyeler ve yardımlar götürdük. Orada durum tespiti yaptık. Sonrasında değerlendirmiştik müsiyat olarak. Arkasından Kıbrıs'a bir iş gezisi düzenlendi. Orada verimli toplantılar yapılmıştı. Kıbrıs kritik bir süreçte biliyorsunuz Magosa'da. Yine orada Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı ziyarete açılmıştı. Bu da aslında çok kritik ve stratejik bir adımdı. Onun da farklı manaları var. Şimdi konumuz o değil ama biz orayı da gezmiştik müsiyat olarak. Hemen akabinde geçen yıldan doğrusu Tunus gezimiz vardı. Evet. Arkasından Fas'a gidildi, yine Afrika ülkesi. Fakat siz bu arada Özbekistan ve Etiyopya Haziran ayı içerisinde, Haziran sonu Özbekistan, evet. Mart sonu da Etiyopya'ya evet, gitmiştim. Bayağı yoğun Etiyopya'da geçiyor. Etiyopya'da bir temsilcilik, müsiat temsilcimiz Kayseri'li. Hem onu orada bir ziyaret ettik hem de ateşimizi evet. ziyaret etmiştik. Geçtiğimiz hafta da Azerbaycan 25. IBF neydi? IBF. IBF. Evet. International Business International Forum. Business. Evet. Genel Başkan Asman'ın da, Mahmut Asman'ın da zannediyorum bulunduğu ve yüzlerce iş adamının dünyanın birçok yerinden
katılım da vardı. Siz de ekip halinde Ferhat Başkan'la birlikte oradaydınız. İsterseniz oraya bir başlayalım efendim. Ne yaptınız? Şimdi bu International Business Forum'lar 2 yılda bir yapılıyor. Hı hı. Kendi işte yapılanması, kendi başkanı vesairesi var. Yönetim kuruluna bağlı. Bu sene Azerbaycan seçildi. 2 sene önce Bosna Hersek'teydi. Yaklaşık 550 iş adamı Azerbaycan'a gitti. Bunun 400 küsürü, 450 civarındası Türkiye'den. 100 küsürü dünyanın değişik bölgelerindeki üyelerimiz geldiler. İçerisinde Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan gelen birçok arkadaşımız vardı. Bakü'deydiniz değil mi? Bakü'deydik. 3 gün süren bir program oldu. Tabii ciddi hazırlıklar yapıldı. Çok da verimli olduğunu düşünüyorum. Buradaki temel amaç hem Azerbaycan'da hem de dünyanın her tarafından gelen iş adamlarının bir araya gelip öncelikle tanışması, birbirini tanıması, herkesin bir ortamda bulunup kaynaşması. Aslında bir çatının altındayız ama işte her şehirde ya da bölgede şubeler, temsilcilikler, biz kendi şehrimizde birbirimizi çok iyi tanıyoruz ama dünyanın her tarafında ve Türkiye'nin birçok şehrinde yapılandığımız için o arkadaşlarla ancak toplantılar vasıtasıyla görüşebiliyoruz veya birebir bir işimiz bir şey olursa o esnada görüşebiliyoruz. Azerbaycan şubemiz de var değil mi? Var tabii. Suyat. Evet. Bir kere temel amaç şeydi. Yani bir araya gelmek ve o sinerjiyi yakalayabilmekti. Biz de onu Kayseri şube olarak bolca yaptık. Özellikle Avrupa şubelerimizde Hassen, Berlin ve diğer Avrupa'daki diğer arkadaşlarımızla bol bol sohbet etme imkanı bulduk. Diğer yakın çevrelerdeki arkadaşlarımızla ki yakın zamanda inşallah bölgesel bir toplantı yapacağız. İşte Kırşehir olsun, Sivas olsun, diğer arkadaşlarımızla orada ciddi sohbetlerimiz oldu. Bir de genel olarak Azerbaycan'da yatırım imkanları ile alakalı işte forum ve konuşmalar üzerinde gitti. Azerbaycan biliyorsunuz ekonomisi petrol ve gaza dayalı. Neredeyse %75 oranlarında. Fakat bu petrol ve gaz sonsuz bir kaynak değil. Onlar da onun bilinci içerisindeler. Petrol bittikten sonra ne yapabiliriz'in hesaplarını şimdiden yapmaya çalışıyorlar. Alternatifleri var değil mi? Tarımla ilgili ciddi çalışmaları var. Zaten Türkiye'den tarımla ilgili çok ciddi destekler bekliyorlar. Yani formun bir kısmı da bununla alakalıydı zaten. Uzun uzun tartışmalar, konuşmalar oldu. Yani Türkiye'den dünkü konuşmamızda da sizin de ofisimde yapmış olduğumuz görüşmede onu deyince benim hoşuma da gitti aslında. Yani özellikle tarım. Evet. Hani başka alanlar anlarım da tarım üzerinde bizden talep beklemeleri bizim tecrübemizden mi kaynaklanıyor? Yani evet, tabii tarımda artık güveniyor şimdi, tabii. Azerbaycan o Bakü bölgesi, Hazar Denizi ya da Hazar Gölü'nün yakın o bölgede ciddi bir tarım alanı verimli var. Verimli bir arazi olur. İklimde bir iklim, ılıman bir iklimi var. Birçok meyve, sebze yetişebiliyor. Biz de orada onu tecrübe ettik zaten. Öyle mi? Evet, özellikle yerel, Karabağ tarafı çok daha tarıma müsait şeylerde yani. Alarak. İklim de oranın biraz İklim daha, biraz daha deniz yumuşak. İklimi, yumuşak. Yumuşak, evet. Evet. Hani o anlamda birçok yatırım yapmak istiyorlar tarımla alakalı. Bizim ülkemizden de bu tarımla ilgili bizim tecrübelerimizi transfer etme noktasında şeyler var. Hani forumların biraz konusu da buydu. Onun dışında teslim alınan, geri alınan bölgelerin inkişafı, yeniden yapılmasıyla alakalı birçok çalışma olacak. Onunla ilgili görüşmeler, çalışmalar oldu. Müteahhitlik hizmetleri zannediyorum Türkiye'den çok adı takıyoruz burada. Bir taraftan da bu forum yapılırken ikinci plan diyeyim. Çünkü birinci plan biraz daha farklıydı. Yani üyeleri bilinçlendirmekti Azerbaycan konusunda. İkincisi fuar standlarımız vardı. Şubelerimizden, temsilcilerimizden, üyelerimizden belli başlı firmalar, isteyenler tabii stand kurdular. Standlarında ürünlerini tanıttılar. Büyükçe bir salonda da ayrıca B2B görüşmeleri oldu. B2B görüşmeleri biliyorsunuz iş adamları birbirlerini seçiyorlar, birbirleriyle tanışıyorlar. Aynı sektörde olan iş adamları bir yere geliyor. Ortak kesişim kümelerinde varsa konuları, o konuları konuşuyorlar. Birbirlerinin iletişim bilgilerini alıyorlar ve daha sonrasında yapabiliyorlarsa ticaretlerini, alışverişlerini yapıyorlar. Ancak burada küçük bir şey yaşadık. Azerbaycan bu COVID noktasında biraz kaldı. Titiz kaldı, biraz da ürkek kaldılar. Azerbaycan'ın iş adamlarımız beklediğimizin az geldi. Onun dışında bir problemimiz olmadı. Hem Bakü çok güzeldi. Programın yapıldığı salon çok verimli bir salondu. Efendime söyleyeyim. Çok iyi organize edilmişti.
şehir çok bakımlı ve güzel de o bakımdan, hani kültürel açısından da söyleyecek olursak şey anlamında, yani üyelerimizin o birinci söylediğim, ilk başta söylediğim üyelerimizin bir araya gelip toplanıp birbirlerine istişare etmesi ve sinerji oluşturması noktasında amacına ulaştı. Sonrasında inşallah insanlar Azerbaycan'ı tanıdılar. Ben de ilk defa gittim. Ben de çok beğendim. Daha önce gitmemiştim. Hem şehri ve ülkeyi tanımış olduk. Ülkenin imkanlarını görmüş olduk. Daha sonrası için aklımızda şeyler oluştu. Bir takım fikirler oluşmuştu. Projeksiyonlar oluştu. Birçok üye arkadaşımız için de böyle oldu. Oradan başka yerlere evriliyorsunuz. Az önce bahsettim ya, Avrupa'daki arkadaşlarımızla konuştuk diye. Tabii tabii. Şimdi onlar da buraya işte şeylerle, bu müsiyat üyeliği öyle bir şey ki, yani telefonda konuştuğunuz biri sanki 40 yıllık tanıyormuş arkadaşınız gibi. Orada sarılıp kucaklaşabiliyorsunuz. O samimiyet oluşuyor. Hı-hı. Başka işlem ki imkanları gelişiyor. Biz Azerbaycan diye gidiyoruz. Avrupa'dan başka bir şey çıkıyor. Yani. Doğru doğru. Evet. Tabii mutlaka bir gayretin, çabanın mutlaka bir neticesi verir. Durandan yürüyen koşan iyidir mevzusu var ya. Evet. Müsiyat biraz onu fazlaca bu dönemde yapıyor. Sayın Başkanım, sizin izlenimleriniz nelerdi? Orada nasıl bir ortam vardı? Bir de Türkçe konuşuyorlar zannediyorum. Daha iyi anlaşma. Tabii. Yani, anlama. Çünkü yabancı çok, ülkeye gittiğimizde biraz dil sorunu yaşıyoruz. Şöyle hani belli kelimeler haricinde neredeyse %90 diyebileceğim. Bir de normal şartlarda zaten özellikle Azerbaycan'da şöyle bir iklim gördük biz. Ben bu sınıf formun biraz ekonomik ve şey tarafını Başkan Bey anlattı. Müsaade ederseniz ben de o diğer biraz sosyal tarafını kültürel sosyal kısmını anlatmış olayım. Şimdi ilginç bir şekilde neredeyse toplumda %80 civarında Türk televizyon kanalları takip edildiği söyleniyor. Yani hani diyorlar ki gittiğimiz her yerde karşımıza çıktı aslında. Yok, şöyle hani Türk dizileri çıkıyordu ama yani işte Fas'ta, Tunus'ta. Anladım. Ama diyorlar ki bugün programlar izleniyor. Bugün bunu Azerbaycanlı bir taksi şoförü söylüyor yani. Ya diyor, gidelim diyor, 10 evin diyor zilini çalalım. 8'inde diyor Türk televizyon kanalı açıktır. Çok diyor. Güzel. Ama haber dinliyordur diyor. Ama diyor belgesel izliyordur ama televizyon dizisi vesaire. Şimdi bu noktada zaten özellikle onların o Azeri tarafındaki bazı şeyler de bize doğru kaymış. Yani neredeyse %90'a ulaşmış o dil birliği noktası Azerbaycan'la aramızda. Onun verdiği tabii bir avantaj var. Ve özellikle Karabağ'da Türkiye'nin vermiş olduğu o lojistik desteğin hani artık bir klişeye dönüştü. İki devlet, tek millet noktasındaki olgu. İnsanlar evlerine Türk bayrakları asıyorlar. İş yerlerinde Türk bayrakları var. Uzun yıllardır tabii normal şartlarda bunu biz Azerbaycan için beklerdik. Azerbaycan bizim için yapılırdı ama aslında bütün hücrelerine inmiş diyebiliriz o Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Ve onu da çok değerli buluyorlar. Yani oradaki işgalin özellikle Şuşa bölgesindeki o elde edilmiş ganimetlerin bulunduğu bir meydanda bir şey vardı. Onu da birlikte bir gezip ganimetleri bizim de izleme fırsatımız oldu. Bu açıdan dolayı baktığımızda bizim açımızdan Kayseri Şube'nin bundan sonra Azerbaycan'a yapacağı bir çalışma açısından da bir altyapıydı aslında bu. Doğru. Bu oluştu. İnşallah biz de zaten önümüzdeki dönemde Azerbaycan'la ilgili üyelerimize direkt Kayseri ile alakalı bir program şahsen Başkan Bey ile istişare ettik, gündemimize aldık. Biz başka bir ülkeye gitmiş gibi hissetmedik. Türkiye'nin, Türkiye'nin başka bir vilayeti gibi. Şehrine gittik gibi öyle geldi. Tabii tarihi birliğimiz var, kader birliğimiz var ama son sizlerin de ifade ettiği gibi özellikle Karabağ zaferindeki Türkiye'nin rol oynaması onları daha da bize karşı yakınlaştı. Bayrak asmaya kadar olay yani, vardı mutlaka ama daha da böyle bir muhabbet oluşmuş. O Karabağ'ın üzerinden bir yıl geçti yani. Evet. Başkan, ama hala iş yerlerinde böyle Türk bayrakları. İşte şehitte gezdik. Şehitlikte bir sürü Türk, işte Türkiye Anadolu'da şehirlerde olan bir sürü şehidimiz var. Şehidimiz var yani. Yani sonuçta onun bundan 100 sene önce zaten son Karabağ Savaşı'nda zaferinde Türk şehitler var diyorsunuz. Şimdi, yok hayır. Önceki işte, ta Osmanlı'nın son döneminde 1820'lerde Nuri Paşa komutasında Azerbaycan'a giden bir destek var. Oradan orada bize ciddi manada Kurtuluş Savaşı'nda ve farklı savaşlarda destek oldu. Yani orada dediğimiz yer aslında Osmanlı'nın sınırlar içerisinde olan ülke toprağı yani. Ben şeyi merak ediyorum. Oradaki Nahçıvan Kapısı, yani Asya'ya, oradan bu tarafa Avrupa'ya üzerimizden geçecek. Orada bir gelişme var mı? Oraya bir biraz bakabildiniz mi? Açık mı şu anda orası acaba? Henüz o yolla ilgili bir şey yok. Gelişme yok. O konuyla ilgili çalışılıyor anladığımız kadarıyla. Anladım. Daha devam ediyor demek ki. Ama olduktan sonra bir bilgi alamadık açıkçası. Olduktan sonra herhalde mesafeler orada ciddi manada kısalacak. Olursa
hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın önü açılır. İpek yolu dediğimiz yani, yol aslında. Ya işte Ermenistan'ı bir taraftan Amerika çekiştiriyor, bir taraftan Rusya çekiştiriyor. Yani bakarsın yarın o da Birleşik Arap Emirlikleri gibi çıkar gelir. Belli olmayabilir. Yani hani açılırsa da şaşırmam ve bu Ermenistan'ın da faydası olur. Bekliyorum onu. Yani Ermenistan'ı kendi başına bıraksalar gelecek de işte. Burada şey var yani bu Türk Birliği'nden sonra bir 6-7 tane ülkenin de aslında böyle bir oluşumda olacağı ve bunu da Ermenistan'da istekli olduğu falan söylüyor ama tabii Ermenistan'ı bırakırlar mı bize? Başta kendi diasporası bırakmıyor işte. Bırakmıyor. Hı. Doğru. Yıllardır da Ermenistan meselesi hep gündemimizde, meclisimizde, özellikle Amerika'nın senatosunda hep böyle silah olarak bize karşı her dönem kullanılırdı. Başkanım, onun öncesinde bir Fas gezimiz vardı. Yaklaşık 25-26 kişi gittik, birlikte evet. Gitmiştik. Uzun bir gezi programıydı. Fas'ın 3 şehrini gezdik. Rabat, Casablanca ve Marrakeş gezimiz oldu. Aslında ben yakine biliyorum ama sizlerin ağzından orada isterseniz biraz bu geziyi değerlendirelim. Orada çok fazla yoğun bir talep. Aslında Azerbaycan'da dediniz ya pandemiden dolayı biraz şey vardı evet, ama orada tam tersi. Fas'ta da şaşırdık. Fas'ta çok ilgi vardı. Kat kat fazlamız iş adamı YouTube görüşmelerine geldi. Biz hem o görüşmelerimiz verimli geçti hem Büyükelçimizle çok güzel bir program yaptık. Bizi çok güzel ağırladı sağ olsun. Her türlü yardımcı olacağını söylemişti. Aynı zamanda iyi de bir kültür gezisi yaptık hep birlikte. Neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi tabii bizim Fas gezimiz hani o da şeyden yani tek başına algılamamak ya da anlatmamak lazım. Aslında pandemi olmasaydı belki bu Fas gezisi çok daha önce olacaktı. Çünkü Tunus'ta başladığımız o Kuzey Afrika'daki gezi programımızı belki öldü. Çok daha erken yapacaktık. Doğru. İşte biz 1,5 sene yurt dışı bırakın yurt dışını şehir arası seyahat bile evden dışarı çıkamıyorduk. Tunus'un sonrasında ama rahatlama başlayınca hızlı bir program oldu doğru. Gelecek tane program öncesinde konuştuk ya Mart'tan bu tarafa işte 6 ülkeye çıkmışız diye. Yani evet. İşte Etiyopya, Suriye, Özbekistan, Kıbrıs, Fas ve Azerbaycan'da herhalde bu seneyi bitiririz. Ferhat Bey bilmiyor mu bir yere daha gitmesin. Belli olmaz. Hemen bir sürü çıkabilir. Evet. Öğrenime söyleyeyim. Şimdi tabi bunlar açıkçası bir şey dahilinde gidiyoruz. Yani bir program dahilinde gitmeye çalışıyoruz. Özellikle Afrika ve uzanabildiğimiz işte Asya'daki bu Azerbaycan, Özbekistan veya diğer Türkiye Cumhuriyetler olsun. Hani bir tarafında şey bağlantı, akraba bağlantılarımız var. Bir tarafında dini bağlantılarımız var. Evet. Hani tarihi derinliklerden bakacak olursak. Bunlar ilk temasları kurma açısından kolay oluyor ama sonrasında getirmek gerekiyor. İşte gittiğimiz yerden ticari devamlılığı sağlayabilmek için. Elhamdülillah bugüne kadar gittiğimiz her yerde arkadaşlarımız mutlaka bir şeyler yaptılar. Yani sadece kültürel turistik ziyaret olarak olmadı. Amacımız da direkt sadece bu değil. Yani gidip hem ülkemizi tanıtmak, hem müsiyeti tanıtmak, hem de gittiğimiz arkadaşlarla beraber kendimizi ülkelerde geliştirebilmek, ticari manevralarımızı, kabiliyetimizi arttırma yönünde çalışmalar yapabilmek. Bir taraftan da aslında biz ülkemizi, ülke insanımızı anlatıyoruz. Tabii onu da yapıyoruz. Yani işte duruşumuzla, konuşmamızla, en üst düzeyde, yaptığımız ticaretimizde vesaire. O da başkanlığın düzeyinde. Hem şehrimizi hem de ülkemizi evet. Temsil ediyoruz sonuçta. Tamam. Onun da bilinç içerisindeyiz. O ciddiyetteyiz de. Fas da o bakımdan çok güzel geçti. Ferhat Bey sağ olsun, Ali Koray Bey sağ olsun bu konuda ikisi çok iyi çalışıyorlar. Bağlantıları çok iyi kurdular. Özellikle Fas'taki bu bizi karşılayan Marrakeş'teki ticaret odası üyeleri kendi alanlarında çok iyi iş adamlarıydı. Hepsi tek tek tanıdık, tanıştık çünkü. Siz de orada şahit evet. Oldunuz. Hem birkaç noktada orada da inşallah çalışmalarımız olacak. Bir iki arkadaşımız özellikle maden noktasında tekrar Fas'a gidecekler. O bilgileri aldım inşallah. Mobilyacı arkadaşlarımız ticaretler yaptı. Evet. İşte geziye biz şeyden başladık. Casablanca'dan başladık. Casablanca ismini Fas deyince akla ilk gelecek bir şehir. İşte filmlerden vesaire. Güzel bir şehir. Biraz turistik ve okyanus kenarında etkileyici bir hali var. O günün akşamında ben ticari kısmını daha çok anlatayım isterseniz. Müşavirimiz akşam geldi, bize ciddi bir şekilde bir sunum yaptı. İki tane ticari müşavirimiz var. Bir tanesi Marrakeş'te, Marrakeş'te büyükelçiliğimizdeydi. Evet, bir tanesi Rabat'taydı. Rabat'ta bize
2 saate yakın bir sunum yaptı. Biz aslında gitmeden çalışmıştık ama o daha detaylı bir bilgilendirme yaptı. Otele varır varmaz hemen sıcağı sıcağına yorgun ardın 4 saatlik yoldan sonra. Dinlenemeden sağ olsun salon aşağı evet. Salonda bize ciddi verilerle beraber iyi bir sunum yaptı. Akabinde ertesi gün Rabat'a gittik. Rabat'ta büyükelçimiz bizi kabul etti. Yine Rabat'taki büyük ticari ateşimiz de kendisi Fas'taki ticareti, ekonomiyi, ülkenin yapısını ondan kendisinden dinledik ve buradan da teşekkür ederim. Çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Bizi de güzel bir şekilde uğurladılar. Sonrasında Marrakeş'e geçtik. Marrakeş biraz daha iç tarafta ama orası da ülkenin turizm ve ticaret kenti yine. Ticaret odası başkanı yeni seçilmiş. Ama heyecanlıydı. İyi de toparlamış. İyi de toparlamış. Önce bir toplantı odasında yapacaktık görüşmeleri. Kalabalıktan ötürü meclis salonunu aldık. Epeyce bir hem biz kendimizi anlattık, onlar kendileri anlattılar. Daha sonrasında da birbirleriyle iş yapma imkanı olan arkadaşlar sonrasında bir araya gelip uzun uzun konuştular. Tabii İşte Tunus olsun, Cezayir olsun, işte Libya gibi ülkeler hani bizim tarihi bağlarımızın olduğu ülkeler hem de dini bağlarımızın olduğu ülkeler. Fakat o ülkelerde Fransızca ile çeviri yapmak biraz zorumuza gitti. Hani hadi İngilizce anlaşıyoruz da. Aslında fark etmiyor yani o da sonuçta yabancı dil de. Hani şunu demeye çalışıyorum. Fransa'nın etkisi orada çok ciddi çok bir fazla. Şekilde görünüyor. Bunu Tunus'ta da gördük. Çünkü ülkenin ticaret yaptığı, ticaretinin büyük bir bölümü İspanya ve Fransa. Türkiye çok Portekiz onlara göre, Portekiz var. çok düşük bir seviyede. Yani onu arttırmak için neler yapılır, ne yapılır onu ona baktık. Bir de serbest ticaret anlaşmasının uzatılması ile ilgili bir beklenti vardı. O da sonuçlanmış büyükelçimiz. Onunla alakalı bilgiler, sevindirici bilgiler verdi. Birçok sektörde vergi indirimleri vesaire var. O bakımdan hani biz iş adamları açısından iş yapılabilecek noktada avantajları var. Bir 5 yıl daha devam edecek gibi bilgi aldık. Sonrasında inşallah daha da fazla artar. Fas'ın bir özelliği de kendi alt bölgesinde yani güneyindeki işte belli ülkelere de oradan rahatlıkla açılabiliyorsunuz. Yine vergi avantajlarıyla açılabiliyorsunuz. O anlamda bir faydası var. Birçok ciddi firmamız, inşaat firmamız hem hızlı tren hattı olsun, otobanlar olsun vesaire gibi birçok alanda Fas'ta epey bir iş yapmış. Evet. Yerleşik birçok markamız var. Varmış. İnşallah bizden de arkadaşlarımızdan da orada gidip şeyi arttırırlar. Evet. Düşüncesindeyiz. Sonra kalan bir buçuk günümüzde de Fas'ın turistik yerlerini yazarak hepsini ben anlatmayayım. Birazını da Ferhat Bey'e bırakayım. Ferhat Bey devam edin siz. Ferhat Bey aslında şöyle yani hem müsiat markasıyla gidiliyor hem evet. Türkiye algısıyla gidiliyor. Gidilen yerde de hep bu iki algı bizim için inanılmaz bir avantaj sağlıyor gördüğümüz kadarıyla. Hakikaten çok ciddiye alıyorlar ve inanılmaz bir şekilde bizlerle Türkiye ile işbirliği iş yapma noktasında talepleri var onların. Hem Fas'ı biraz dinledim hem de bu anlamda dönüşüm alıyor muyuz oradan, buralardan gittiğimiz ülkelerden? Ya şimdi tabii, şimdi şöyle aslında pandemi sonrası yeniden bu tür şeylere başlamak çok farklı ve heyecanlı geliyor aslında hem bizim açımızdan hem ziyarete gittiğimiz ülkeler açısından. O yüzden dolayı sıcak temas iş anlamında biraz daha döndükten sonra devreye giriyor. Mesela biz Kıbrıs'ta bir kendi grubumuzla alakalı önce gittik bir tanışıklık oldu. Zaten bu işler dünyada da normal şartlarda bu şekilde gelişiyor. Önce bir temas kuruyorsunuz sonra evet, kadar iş çıkıyor. Başkan Bey geçen ki biz sizinle beraber katıldığımız bir programda da söyledi. Hani sağ olsun bu noktada da biraz şeyde ilgi de duyuyor. Hani arıyor ne yaptınız ne ettiniz hani o sıcak ilişkileri şahit olduğu tabii. İş adamlarımız var. Fas'ta başlayan iş adamlarımız olmuş. Yani Kıbrıs'ta biliyorsunuz oldu daha önceki gittiğimiz işlerden bayağı ilerleyen iş evet. ilerleten arkadaşlarımız oldu. Tunus'ta öyle oldu. Tunus'ta öyle oldu. Keza öyle oldu. Çok ilginç boş bir şekilde. Boş çıkmadık çok şükür. Hiçbir yerden boş çıkmadık. Ya şimdi burada yani özür diliyorum. Gitmiş olduğumuz Erzurum programımızda bile oradan bile cağ kebabı mevzusu gündeme geldi ya değil mi valilik? Şimdi şöyle onlar da geliyor haftaya biraz önce. Inşallah. Biraz önce Başkan Bey çok stratejik bir şey söyledi. Dedi ki aslında dedi, biz Azerbaycan'a gittik. Azerbaycan'la ilgili bir temasta bulunurken
Orta Avrupa'dan iş aldık geldik. Evet. Yani hani, giderken bunu düşünüyor evet. muyduk derseniz? Evet. Ya belki de düşünülmüyordu. Ama nasip işte yani şimdi nasip orada zorlamak gerekiyor. Bazı bu tür şeyler zaten network oluşumu hı hı. daha sonradan bu işin işlenilmesi noktasında fayda sağlaması son derece doğal. Hı hı. Hiçbir şekilde bunların yapılan işi boş değil. Bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun haritası noktasında ulaştığımız her türlü coğrafyada tarih, kültür, din hatta dil noktasındaki bir avantajı kullanarak buralara boş geçmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Oralarda iş yapmak inanın çok da zor değil. Ama dünyada da bir gerçek var. Dünya ekonomisinin %65'i G20 ülkelerinde. Şimdi inşallah bu dönemde onu da devreye alıp o ülkelerle evet. olan çalışmalar noktasında da bazı çalışmalara imza atacağız hep beraber. Evet inşallah. Efendim, tabii sevgili izleyenler pandemiden sonra yeni bir dünya dedik. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bunu da istiyor birileri ama burada önemli olan doğru yerde durup hızlı hareket edip pazar payı elde etmek lazım. Doğru yatırımları doğru yerlerde yapmak lazım. Dolayısıyla bu işi Kayseri Müsiyat, ben de içindeyim, yönetim kurulundayız başkanlarımla birlikte. Yakinen yaşıyor ve görüyorum. Çok istekliler, çok hareketliler ve çok önemli gezi ve programlar yapmışlardı. Yapmıştık ve bunları biz aslında size anlatırken bir taraftan hem Müsiyat ne yapıyor, oraya merak da ediliyor. Yani gittiniz nasıl, ne oldu, ne bitti falan diye. İşte bunlar oldu, bunlar düşünüldü, bunlar araştırıldı ve bu neticeler verildi. Aslında bunu size anlatırken bir taraftan da size sadece Müsiyat değil, tüm iş adamları için bu kapılar açık. Onlar bize Türkiye olarak bakıyorlar, Türk insanı olarak bakıyorlar, Türk iş adamı olarak bakıyorlar. Ben başta Mehmet Başkan'a kendi başkanlığı döneminde böylesi faydalı organizasyonları bizlere yaptığı için ve Ferhat Başkan'a Ali Koray Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel organizasyonlar yapıyorlar. İnanın gitmiş olduğumuz her yerde hiç zorluk çekmeden tüm takır takır rehberimizle birlikte her şey düzenli bir şekilde yapılıyor ve çok verimli programlar oluyor. Ama ben de inanıyorum ki bu gidilen yerlerde daha sonraki takiplerle çok daha güzel işler çıkıyor, çıktı. Ferhat Bey kendisi bizzat ben biliyorum yakinen iş aldı. Ve daha sonra çok güzel işler çıkacak diye umut ediyoruz. Ameller niyetle de göredir. Biz iyi niyetlerle oralardayız. Türkiye için, Türk insanı için, Türkiye yatırım için. Sonuçta ülkemizin ekonomik politikası da üretime, yatırıma dönelik olduğu için ihracatın artırılması, ithalatın daha aza çekilmesi, cari açığın kapatılması mevzu bahis olduğundan kaynaklı Müsiyat doğru şeyler yapıyor. Ben her iki başkanıma da programa geldikleri için teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet efendim, haftaya başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.